Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kısa bir ara verdik ve Radyo Başkent'te ortak yayınımız sürüyor. 4 Haziran 2024 günlerden Salı ve saat 8.56. Bir konuğumuz var, ekonomiyi konuşacağız. Zaten vatandaşın konuştuğu konuda ekonomi. Öyle anayasa ya da farklı bir konuyu konuşmuyor. Cebindeki para ne alabiliyor? Bir yere gittiği zaman, kahve içerken, yemek yerken ya da marketten gıda alırken ne kadar para harcıyor, harcayacak, bunları hesaplıyor insanlar. Ve sokağa çıkıp sorsak 10 kişiye 7'sinin, 8'inin, belki 9'unun, belki de tamamının derdi ekonomi. Yani para. Alım gücü düştü. Yılın 5 ayı geride kaldı, 6. aydayız. Ve dün enflasyon rakamları geldi. Yıllık bazda %75,5'luk bir enflasyon var TÜİK'e göre. ENAG'a göre ise %120'lik bir enflasyon. Aylık bazda TÜİK %3 küsürlük bir enflasyon açıkladı. ENAG %5,5'a yakın bir enflasyon. Farklar var. Peki vatandaşın hissettiği ne? Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu konuğumuz. Hocamıza soracağız, hocamızla konuşacağız. Mesaj, fikir varsa XL ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Evet. Günaydın hocam. Bu enflasyon belası. Bir trafik canavarı vardır, hep böyle yollarda sürer. Bir de enflasyon canavarı belası var başımıza. Bir türlü gitmiyor. %75'lik bir enflasyon. Ve ENAG açıkladığı rakama göre %120 dedi. Vatandaş zaten yıllık bazda %100'den fazla enflasyon hissediyor. Şimdi zirve yakalandı mı? Bu kadar yüksek bir enflasyon geldiğimiz noktada, çünkü rasyonel politikalara dönüldü ama yine artış devam etti. Normal mi sizce geldiğimiz bu oran? Evet, rekor en üst seviyeyi bu ay gördü, 75 olarak, %75-45 olarak. Geçtiğimiz yıl bu zamana baktığımızda Mehmet Şimşek'in göreve başladı. Tarih bugün, 4 Haziran 2023'te. Başladı göreve. Bugün de 4 Haziran 2024 yıl dönümü aslında Mehmet Şimşek'in bir yıllık ekonomi icraatlarını gördük. Bu doğrultuda baktığımızda geçen yıl bugün 4 Haziran'da enflasyon %38. Şu an itibariyle 75-45 olduğuna göre iki katını bile daha bulmamış vaziyette. Mehmet Şimşek döneminde iki katına yakın bir artış olmuş. Bu rasyonel ekonomi politikaları uygulanmasına rağmen iki katına yaklaşık çıktı. Neden çıktı? Daha önce de değerlendirmeler yapmıştık. Değerlendirmelerde de konuşmuştuk. Mehmet Şimşek yanlış mı yaptı? Enflasyonu önleyemiyor mu? Önleyemeyecek mi bundan sonra? Yanlış yapmadı ama eksik yaptı. Yeterince enflasyonla mücadele etmedi. Yeterince mücadele etmediğini şuradan görüyoruz. Birisi para politikasını araçlarından sadece faizi kullandı. %8,5'tan 50'ye çıkardı faizi. Sadece faizle enflasyon hiçbir ülkede düşmez. Birincisi bu, para politikasının diğer araçlarını kullanmadı. Zorunlu karşılıklar başta olmak üzere diğer araçları kullanmadı. Şimdi Mayıs ayından itibaren kullanmaya başladı. Peki birinci eksiği buydu. Para politikasının diğer araçlarını kullanmamak. İkinci eksiği, faizleri artırırken 8,5'tan 50'ye 10 ayda getirdi. Çok yavaş dozda verdi. Hasta ağırdı. Antibiyotik vermesi gerekirken aspirin tedavisiyle yola devam etti. Sancı daha çok sürdü. Bu tabii sıkıntıyı artırdı. Tedavi gecikti hasta üzerinde. İkinci nokta bu yavaşlıktı. Üçüncü nokta ise maliye politikasını hiç kullanmadı. Son bir aydır maliye politikasını kullanmaya yönelik girişimler var. Peki neden bunları bilmiyor mu Mehmet Şimşek? Neden yapmadı? Neden faizi yavaş arttırdı? Neden para politikası araçlarının hepsini kullanmadı? Neden maliye politikasını kullanmadı? Biliyor Mehmet Şimşek. Kullanamadı, kullandırmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Seçime kadar... Çünkü seçim vardı. Evet, 31 Mart'a kadar kullanma dedi. 31 Mart'a kadar light, yumuşak bir enflasyonla mücadele politikası uygulandı. Veya hatta şunu diyebiliriz, uygulanıyormuş gibi yapıldı. Mış gibi, enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi yapıldı. Aslında özde enflasyonla mücadele yoktu. Sözde vatandaşa algı yönetimi yaparak enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi yapıldı. Sonuç bu noktaya geldi. Bir sene geçmesine rağmen enflasyonda herhangi bir iniş yok. Enflasyonda bir tersine bir trend yok. Yükseliş trendi devam etti. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Önümüzde yaklaşık yıl sonuna 7 ay var. 7 aylık süreçte enflasyon düşmeye başlayacak mı? Evet, düşmeye başlayacak. Haziran ayında 75'ler seviyesini koruyacak. Temmuz ayından itibaren yılın ikinci yarısında
enflasyon düşmeye başlayacak. Mehmet Şimşek'in rasyonel ekonomi politikaları mı düşecek? Hayır, Mehmet Şimşek'in rasyonel ekonomi politikalarının etkisi daha yok enflasyona. Ve bundan sonraki süreçte de daha Eylül ayına kadar olmayacak. Neden düşecek enflasyon? Temmuz ayında geçen yıl %9'un üstünde bir enflasyon vardı. Ağustos ayında %9'un üzerinde aylık enflasyon vardı. Baz etkisi nedeniyle düşecek. Bu 9-9,5'luk enflasyon rakamları seriden çıkacak, enflasyon serisinden. Yerine yeni %2-%3'lük rakamlar girecek. Bu da enflasyonun düşmesine neden olacak. Hmm. Ne kadar düşecek? Orta vadeli programa göre %33'e inecekti enflasyon. Eylül ayında yayınlanan. Hükümetin hedefi 33'tü. Aralık ayında Merkez Bankası 33 hedefini 36'ya çıkardı. Olmadı. Nisan ayında Merkez Bankası 38'e çıkardı hedefi. 33, 36, 38. Yine olmayacak. 38 Merkez Bankası kendisi de 38 yapamayacağını biliyor. Şu an itibariyle Merkez Bankası %42'ye razı. %42 enflasyonu hedefliyor kendi içinde. Bunu da açıklayacak da yani önümüzdeki dönemde 38 hedefini 40-42'ye çekecek. Yıl sonunda 42 olacak diyor enflasyon. Ama Merkez Bankası'nın hedefi veyahut da görüşü bu iken uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları veya yurt içindeki ekonomistler nedir tahminleri diye baktığımızda 45-50 aralığında tahmin ediyorlar. Benim tahminim 50 civarında bir enflasyon olacak. Yani 2024 yılında %50 civarında, 48-52 aralığında bir enflasyonla kapatacağız ki bunu yaklaşık 6 aydır programda aynı rakamı söylemeye devam ediyorum. Sizler de biliyorsunuz programlarımızda %50 civarındaki rakamı söylüyordum. %50 civarında bir enflasyon olacak. Bu tabii ki bir miktar düşmüş olacak enflasyon. 75'lerde 70'li rakamlardan 50 rakamlara gelmesi bir düşüş. Ama hedeflenen, istenilen bir düşüş değil. Bu sonraki yıllara da yansıyacak. 2025 yılında enflasyon hedefi %15 Merkez Bankası'nın. 2026 yılında ise %9 hedef. Peki 15'te 29 hedefi gerçekleşir mi? İmkansız. %50 2024 yılı enflasyon olduğu takdirde 2025 yılı enflasyonu %30'lar civarında. 2026 enflasyonu 15'ler civarında. Ancak aynı politikalar veya benzer politikalarla sıkı bir para politikası ve sıkı bir maliye politikası devam ettiği sürece 2027'den itibaren tek haneli enflasyona geçiş şansımız var. Bu enflasyonu daha önce konuşmuştuk. Çok hızlı yükselir fakat çok yavaş düşer. Mehmet Şimşek de söyledi. 3-4 yıllık bir yoldayız dedi. Sabır 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 diyor ama nereye kadar vatandaş sabredecek bilemiyoruz. Vatandaş çünkü enflasyonun altında ciddi boyutta ezilmiş vaziyette. TÜİK enflasyonu %75 iken vatandaşın yaşadığı enflasyon işte ENAG enflasyonu %120. Vatandaşın yaşadığı enflasyon ise %100'ün altında değil. Çok yüksek bir enflasyon, hissedilen enflasyon söz konusu. Hocam vatandaş eziliyor dediniz. Vatandaş Türkiye'nin hep yani benim yaşımın yettiği ve tarihten bildiğim kadar, büyüklerin anlattığı kadar hep kemer sıkan vatandaş oldu. Hep böyle enflasyon altında ezilen vatandaş oldu. Emekli maaşları hep konuşuldu, memur maaşları hep konuşuldu, asgari ücret hep konuşuldu. Tasarruf tedbirlerini soracaktım. Tam yeri gelmişken onlara da bir sorayım. Mesela tasarruf tedbirleri biraz geçte kalındı aslında. Ki toplamda 150 milyar TL'lik bir tasarruf gelir bekleniyor. Ne kadar olacak? Bütçe açığını ne kadarını kapatacak? Tasarrufu kim yapacak? Bu enflasyon yüksek seyrindeki bunun bedelini ödeyecek vatandaş. Peki bunun düşüşünün de biraz böyle keyfini sürebilecek mi? Fiyatların düştüğünü görebilecek mi ya da fiyatların artış hızının düştüğünü? Fiyatların düştüğünü göremeyecek. Enflasyonun bu düşmesi... Türkiye'de mümkün değil. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi demek değil. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Enflasyonun düşmesi fiyatların artış hızının düşmesi anlamına geliyor. Vatandaş bunu görmesi kısa vadede mümkün değil. Biraz önce söylediğim gibi. 2 yıl daha vatandaş enflasyonun altında ezilmeye devam edecek. Tasarruf tedbirlerine gelince. Şimdi çok geç kalındı. Mali politikasını uygulamakta. Mayıs ayına kadar, geçtiğimiz aya kadar Mehmet Şimşek ilk 11 aylık görev süresince maliye politikasından hiç bahsetmedi. Hiç bahsetmedi. Mayıs ayında geçen ay bahsetmeye başladı. Orada bir tasarruf paketi açıkladı. 150 milyar TL'lik. Bazıları 100 milyardı, bazıları 150 milyar TL'ydi. 150 milyar TL'lik. Şimdi 2024 bütçesine bakıyoruz. 2023 Aralık ayında meclisten
onaylandı, hükümet götürdü meclise bütçeyi. Bütçe onaylandı. Bütçede 3 tane rakam vereceğim. Bütçe giderleri 11.1 trilyon. Bütçe gelirleri 8.4 trilyon. Bütçe açığı 2.7 trilyon. Bütçe giderleri tasarruf tepkilerinden istenilen sonuç alınırsa bile 100 milyar TL azaldığı takdirde 11.1'den 11'e inecek. Binde 8 azalış. Binde 8 giderler azalacak. Yeterli mi? Dişinin kovuğunda kalmayacak bir rakam. Bütçe gelirleri konusunda çalışmalar yapılıyor. 8.4 olan bütçe gelirlerini artıracaklar. Vergi ve zamlarla. Burada hükümet şunu dedi. Bak ben 100 milyarlık tasarruf yapıyorum vatandaş dedi. Sen de bana destek ol, gel vergileri artıralım, devlet hizmetlerine zam yapalım, 500 milyar, 1 trilyonluk bir rakam çıkarıp ortaya vatandaşın da tasarruf etmesini isteyecek, vatandaşından da destek isteyecek. Aslında 100 milyarlık tasarruf tedbirleriyle vatandaşa dönüp isteme yüzümü olsun diye yaptı bu 100 milyarı. Vatandaştan 1 trilyonluk belki isteyecek. Nedir 1 trilyonluk istediği? ÖTV artışı. Katma değer vergisinde grupları değiştirerek artış, gayrimenkulle yeni vergiler. Bunlarla birlikte vatandaştan bir tasarruf isteyecek ve destek isteyecek. Bu sonucunda bütçe açığı düşer mi? Bütçe açığı 2.7'den 2.6'ya tasarruf tedbirleri gerçekleşirse düşecek. Ama bütçe gelirlerinde ne kadar artış olacağını şu an bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde, Haziran ayı içerisinde meclis kapanmadan meclise sunulacak bütçe gelirlerini artıran tedbirler. Göreceğiz hep birlikte. Ama bunlar yeterli değil. 2.7 hesaplanan, planlanan bütçe açığıydı. Benim tahminim 3.5 trilyon çıkacak bütçe açığı. 3.5 trilyon. Bu tasarruf tedbirleri ve bütçe gelirlerini artırarak ne kadarını karşılayabileceğiz? Oldukça sıkıntılı bir süreç. Yani yine de bu vergi artışları falan 2.5 trilyon TL'nin altına ineceğini sanmıyorum. Bütçe açığı, tasarruf tedbirleri, alınan önlemler ve enflasyon bağlantısı nedir? Vergi artışı diyorsunuz. Bütçe açığı oldukça tabii ki vergiler artırılacak. Vergi arttıkça enflasyonu bu tetiklemeyecek mi? Tabii ki enflasyon etkileyecek. Ama bir taraftan da vergiler arttıkça vatandaşın tüketim harcamaları azalacak. Tüketim harcamalarının azalmasıyla talep enflasyonu azalmış olacak. Talep enflasyonu azaldıkça enflasyon rakamları da aşağıya çekilecek. Bunlar tabii ki birbirlerini tetikleyen unsurlar. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi, vatandaşın konuştuğu gündemlerden bir tanesi Temmuz ayındaki maaşlar. Evet. Temmuz zamları. Şu an itibariyle baktığımızda Temmuz zamları ile ilişkin rakamlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İlk 5 aylık enflasyon ortada %22.75. Tahminen %2'ler civarında 2 ile 3 arasında bir Haziran enflasyonu gelecek. Haziran enflasyonunun sonucunda 3 Temmuz günü onu göreceğiz. %25 ilk 6 aylık enflasyon olacak. İlk 5 ay 22.75'ti. İlk 6 ay 25 civarında olacak enflasyon. Bu %25 ilk 6 aylık enflasyona göre zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine, işçilere zam belli olacak. Asgari ücret konusu var bir de. İlginç. Asgari ücret artırılmayacağı söyleniyor şu an. Ve artırılmama yönünde görüşler var. Bu artırılmamasının temel fikri, artırılmama yönündeki görüşlere sahip olanlar enflasyonu artırıcı bir etkisi var asgari ücretin. O nedenle enflasyon artacağı için asgari ücret artırılmasın. Evet, böyle bir savunmaları var. Evet. Ama bir taraftan da şuna bakıyoruz. Halk enflasyonun altında ezilmiş vaziyette. 17 bin lira asgari ücretle geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış vaziyette. Bu sıkıntılarla baş etmesi mümkün değil. Asgari ücrete mutlaka zam yapması gerekiyor. Ne kadar zam yapmalı? En az %25 enflasyon farkı kadar zam yapılmalı. Fakat hükümetin şu anki açıklamaları, işte Çalışma Bakanı'nın açıklaması, çeşitli açıklamalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamaları asgari ücrete zam yapılmayacağı yönünde. Bu halkımız açısından veya asgari ücretle çalışanlar açısından çok sıkıntılı bir durum yaratacaktır. Diğer bir yandan asgari ücretle yaşayanlar sıkıntı yaratırken geçen yıl emeklilere çok ciddi bir haksızlık yapıldı. Temmuz'da yeterince zam verilmedi. Emekliler geçim sıkıntısı artmış vaziyette. Bugün 10 bin lira taban emekli aile belirlenmiş vaziyette yılbaşında. 10 bin liralık
taban emekli aylığının altında emekli maaşı olan emekli sayısı 3 milyon 600 bin kişi. Bunu bakan bizzat kendisi açıkladı. 3 milyon 600 bin kişi 10 bin liralık taban maaşın altında maaşları. Şimdi bu 10 bin lira limiti yükseltilecek mi, yükseltilmeyecek mi? Normal koşullarda %25 enflasyon olduğuna göre yükseltilmesi lazım 12.500 liraya. 12.500 liranın altına maaş alan olmaması gerekiyor. Ama yükseltilmezse, 10 bin lirada kalırsa bu 3 milyon 600 bin emeklinin durumu ne olacak? O, ülkemizde 16 milyonu geçkin emekli var, 16-17 milyon emekli var. Biraz önce söyledim, bunların 3 milyon 600 bini 10 bin liranın altında maaş alıyor. Asgari ücretin altında maaş alan kişi sayısı, emekli sayısı 10 milyon üzerinde. Yani 17 milyon emeklinin 10 milyondan fazlası asgari ücretin altında maaş alıyor. Ki bu maaş da sanırım 10-11 bin, 12 bin TL ya da 13 bin TL civarı. Tabii tabii, 10-17 bin TL ama çok ağırlığı 10-14 aralığı. Bir kira bedeli yani aslında baktığımızda. Tabii büyük şehirlerde bir kira bedeli bile değil hatta neredeyse. Bugün büyük şehirlerde 15'in altında neredeyse kira kalmamış vaziyette. Zaten bu emeklinin maaşı onların bu yılda ya da geçen yıldan sonra seçimden sonra oldukça dertli oldukları bir nokta. Dediğiniz gibi açlık sınırının da altında, asgari ücret de açlık sınırının altında kaldı. Şu anda 19 bin TL'lik bir açlık sınırı var. Yoksulluk sınırı 61 bin TL civarı. Hani yoksulluk sınırını geçtim, açlık sınırını geçen bir miktar bile henüz ortada yok. Peki sizce dünkü rakamlardan sonra bir görüşme tekrar gündeme gelir mi? Ya da bir asgari ücret zammı gündeme gelir mi? Gelmeli diyorsunuz. Kesinlikle gelmeli. Minimumda %25 olmalı. Yani 2-6 aylık enflasyon farkı kadar. Yapılabilse çok daha yüksek rakamlar. %25 nereye getirir? 17 bin liradan 20 bin liraya getirir asgari ücreti. Yeterli mi? Değil. Ne olmalı asgari ücret? Asgari ücret en az 25 bin lira. 25 bin lira olmalı. Ama hükümetin görüşleri bu yönde değil. Özellikle Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadelede ciddi bir yara alacağını düşündüğü için enflasyonla mücadelenin asgari ücret zammını istemediği kesin. Hatta memur emeklilere bile mümkün olsa enflasyon farkını verme niyetinde. Ama bu şekilde bu programın devam etmesi mümkün değil. Programın bir taraftan sosyal yardımlar boyutunun, bir taraftan memur emekli maaşları boyutunun düşünülmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. Yapılmadan bu programın önümüzdeki 2 yıl daha devam ettirilmesi ciddi sıkıntılar doğuracaktır hükümete. O zaman emekli maaşları sanırım asgari ücrete denk getirilmeli. Asgari ücrette de %25'lik bir artış gerekli. Evet. Zaten Nevi Bey, bir ülkede asgari ücret diyorsanız asgari bu. Minimum alması. İşte ben onu anlamıyorum. Emekli nasıl bu paranın altında emekli maaş alabiliyor? Bugüne kadar 17 bin liranın altında 10 milyondan fazla emekli var dedik. Aslında emeklinin maaşı 17 bin liranın altında olmamalı. Asgari ücretin altında olmamalı. Evet. Yeni zamla birlikte asgari ücrete %25 artış yapılsa enflasyon farkı kadar 20 bin lira olacak. Asgari ücret 20 bin lira, en düşük emekli maaşı 20 bin lira ve bu şekilde yola devam edilmeli. Bu sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşını korumak demektir. Vatandaşını enflasyonun altında ezdirmemek demektir. Bu kesinlikle yapılmalı. Yapılmadığı takdirde sosyal devlet ilkesinden bahsetmek mümkün değil. 10 milyon insandan bahsediyorsunuz. Eşiyle beraber yaşadığını düşünürsek insanların yarısı bile yaşıyorsa 15 milyon insan aslında baktığımızda. Bu dertten muzdarip. Onları etkiliyor. Yani kira verse, elektrik, su, doğalgaz, telefonunu ödese, gıdaya neredeyse para kalmayacak. Şimdi mesela yaz tatili konuşuluyor. KYK yurtlarında kalacaklar tatillerde. Bazı yardımlar söz konusu. Dünyada da emeklilerin sıkıntı çektiğini duyuyoruz bazen. Ama onlar tatil yaparken hiç zorlanmadan herhangi bir ülkeye gidebiliyor ya da evine gıdasını alabiliyor. Ama burada en temel ihtiyaç olan gıdayı, beslenmeyi sağlarken bile zorlanıyor insanlar. Evet. Dünya örneklerini verirken insanlar neyi baz alıyor peki sizce? Niye oradaki hayat zor ya da gerçekten hem Avrupa'daki emeklilerle, bizim emeklilerle kıyaslandığı zaman ikisi de aynı zorluğu yaşıyor mu? Şimdi gelişmiş ülkelerdeki sistemler çok ciddi boyutta sosyal güvenlik sistemi üzerine çalışılmış ve
güzel bir emeklilik sistemi kurulmuş vaziyette. Bunların en başta gelenlerden bir tanesi Japonya. Japonya hatta emeklilere tatil masrafı ödüyor. Evet. Tatil masrafı. Öyleymiş. Bizim ülkemize gelen, Kapadokya'ya gelen, Antalya'ya gelen Japonlar emekli yardım alıyorlar. Tatil parası alarak geliyorlar. Çok sayıda turist geliyor Japonya'dan ülkemize. Bu normal maaşları dışında teşvik ediyor. Tatili teşvik eden bir sistem var. Almanya'da yine aynı şekilde bir sistem var. İngiltere'de aynı şekilde İngilizler geliyorlar Alanya'da, Fethiye'de ciddi tatil yapıyorlar. Biz ise tatil parasını değil emekli maaşını zor ödüyoruz. Bizim sistem bozuk bir sistem. Biraz önce bir haber geçtiniz yayına başlamadan önce benimle. Dünyanın en kötü emeklilik sistemlerinde ikinci sırada, birinci sırada mı yer alıyor? Dörtteyiz hocam. Dördüncü sırada. Ama 200 ülke arasında dördüncü sırada en kötü sistem olarak dördüncü sırada yer alıyor. Neredeyse 2-3'teyiz. Yani kötü bir durum. Kötü bir durum. Onun için peki nasıl düzelecek emeklilik sistemi? Emeklilik sistemini öyle işte emekliye zam vererek 12.500 liraya çıkararak gibi köklü çözüm değil onlar. Ya da KYK yurtlarında kalmalarını sağlayarak. Ranzada da ikinci kata, ikinci üstteki ranzaya 75 yaşındaki emekli nasıl çıkacak? Hocam yol parası nasıl verecek? %20 indirim geldi otobüslerde emeklilere. Geldi de yine iki kişi gitse 4000 TL olacak. %20'sini düştük. 1000 TL diyorsun, 3000 TL yine. Yani bunlar palyatif çözümler. Emeklilik sisteminin Türkiye'de masaya yatırılıp çok ciddi boyutta irdelenip ve ciddi bir sistem değişikliği. Gerekiyor. Siz baştan sona bir değişiklik diyorsunuz. Baştan sona köklü bir değişiklik tabii. Diyorsunuz. Yani bu biraz önce söylediğimiz işte asgari ücret 20 bine çıkar. Emekli taban aylığını 12.500 liraya çıkar. %25 artarak. Bunlar geçici çözümler de söylediğimiz. Asıl yapılması gereken önümüzdeki 5 yıl içerisinde oturup hükümetin tarafları da buluşturarak işçiyi, memuru, emekliyi hepsini buluşturarak masaya oturup bu konuda çalışmalar yapan akademisyenleri, ekonomistleri toplayıp yeni bir model üzerine bu modelin emekli lehine olacak şekilde düzeltilmesi yönünde çabalar göstermesi gerekiyor. Eğer bu şekilde masaya yatırılıp yapılmadığı takdirde 10 yıl sonra emeklilik sistemimiz çok daha kötü bir duruma gelecek. Hatta belki de çökecek bir sistem söz konusu olacak. Onun için emeklilik sistemi masaya yatırılıp gözden geçirilmeden biz düzgün bir emeklilik sistemi veya karnı doyan bir emekli görmemiz imkansız görünüyor. Ve enflasyona mücadele de yine yapısal reformlarla yürütülmeli sanırım, değil mi? Çünkü bu faiz artırımları geçici bir çözüm. Tabii burada şu örnek verilebilir. FED ne yapıyor diye mesela. FED de faiz artırımı yapmadım diye. Mesela FED faiz artırımına mı kaldı sadece? Orada FED istihdama ya da büyüme rakamlarına bakmadı mı? Onlara yönelik bazı programlar, planlamalar yapmadı mı? Kesin yaptı. Ona yönelik istihdama, büyümeye yönelik programlar yaptı. Hem FED şundan dolayı yapısal reformlar yaptı ama yapısal reformların bize göre bizim yapısal reformlar çok daha fazla olması lazım. FED'in yapısal reform yapacak şey yok. Altyapı hazır. İhtiyacı da yok aslında. İhtiyacı da yok. Altyapı hazır. Bizde ise altyapı yok. Üst yapıyı biz kurmaya çalışıyoruz altyapı olmadan. O nedenle bu altyapı yeterince sağlam bir şekilde yapılmadan, yapısal reformlar yapılmadan enflasyonla mücadele yapay kalıyor. Ve mücadele sonucunda kazanıyorsunuz. Daha önce tek hane enflasyon rakamlarına ulaştık biz. Ulaştıktan sonra vazgeçtik. Bir seçim oldu. Hmm. Seçimde bir musluklar açıldı. Musluklar açılınca bütçe giderleri arttı. Bütçe giderleri artınca bütçe açığı arttı. Ve enflasyon aldı başını gitti. Hmm. Onun için yapısal reformlar mutlaka yapılmalı. Yapısal reformlar bir de ekonomik reformlar dışındaki reformlar da var. Halkın güven kazanması için. Çünkü enflasyon bir güven olayıdır. Güvensizlik varsa altta enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonun düşmesi için halkın size inanması lazım. Ve enflasyonun düşeceğine inanması lazım. Enflasyonun düşeceğine inanmadan halk enflasyonu düşürme şansınız yok. Çünkü halk dediğimiz kitle bir satıcılar grubu var. Bir de alıcılar grubu var. Satıcılar enflasyonun düşeceğine inanmadığı takdirde her gün kafasına göre zam yaparlar. Ki bunu son 6 aydır çok net yaşıyoruz ülkemizde. Alıcılar grubu ise siz ben gibi vatandaşlar belli bir ücret gelirimiz var. Alım yapıyoruz piyasalardan, pazardan, marketlerde.
Alıcı inanmadığı takdirde enflasyonun düşeceğine bu ay bir tane ihtiyacı olan maldan 3 tane alır. Tabii. Gelecek ay, daha sonraki ay artacak nasıl olsa şimdiden alayım diye düşünür. Bu alıcıların daha çok alması talep enflasyonunu artırır. Satıcıların kafasına göre fiyat tespit etmesi ve ayda 3 kere zam yapması, etiket değiştirmesi maliyet enflasyonunu artırır. Sonuçta enflasyon yükselmiş olur. O nedenle vatandaşa enflasyonun düşeceğine inandırmanız lazım. Bunu Mehmet Şimşek de vurguladı 2 ay önce Amerika gezisinde. Çok net ifade etti. Hatta yerel halk bize güvenmiyor deyimini kullandı. Tartışıldı. Gerçi doğruydu. Yerel halk deyimi eleştirilecek bir yanı yok. O kelime doğru oldu. Yani yerleşik insanlardan bahsediyor. Evet. Yani ülkede yaşayanlardan bahsediyor aslında. Doğru bir tabirdi. Ama eleştirildi. Yani önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede yapısal reformlarının ön plana çıkması lazım. Başta hukuk reformu, eğitim reformu, bunların yapılması lazım. Bu hafta bir Twitter'da yazdım bir tweet. Çok net. Açıkça AKP'nin politikası bu yönde olduğu belli. AKP'nin ekonomi politikası halkı fakirleştirmekte. AKP'nin eğitim politikası halkı cahilleştirmekte. AKP iki politikaya dayandırmış sırtını, eğitim politikasıyla cahilleştirerek, ekonomi politikasıyla fakirleştirerek oy istiyor. Çünkü fakirleştirdikçe, cahilleştirdikçe AKP'ye yönelim artıyor. Şenol Hocam şimdi bir video vardı bu. Fiyatlar anormal dediniz ya. Öyle normalleştirmişiz ki bir şeyleri. Normalleştirmişiz ki. Güneş kremi şimdi yaz geldi. Çoğunun kullanacağı bir krem. Videoyu gördünüz mü bilmiyorum bir esnaf. Görmedim. Turist güneş kremi alacak bir marketten. 29 avroya satıyor. Bu bizim orada 5 euro diyor turist. Bu fiyatlar bize normal diyor esnaf. Şimdi güneş kremine baktım. Almanya'daki fiyatı 11 euro civarı, bizde 700-800 TL. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor o zaman. Bu enflasyonun yüksekliği esnaf için de bir bahane oluyor ve normalleştiriyor. Biz de gittiğimiz zaman güneş kremini bu fiyata aldığımızda ya normalmiş diyoruz. Halbuki normal değil aslında. Ve ipin ucu da kaçtı. Bunu biz peki toparlayabilecek miyiz? Mehmet Şimşek dezenflasyon süreci başladı diyor. Peki bunu gerçekten otomobilde, konutta, kirada, kıyafette aklımıza ne gelirse fiyatların dengeye geldiğini görebilecek miyiz? Yani biz gittiğimizde ya niye bu kadar artmış demeden bir şey alabilecek miyiz şaşırmadan? Şimşek'in kendi cevabıyla söyleyeyim. 3-4 yıllık bir süreç geçecek. Bir yılın geçtiğini varsayalım rasyonel politikaların. 3 yıllık süreç geçtikten sonra ancak 2027'de falan bu durumuna şahit olabiliriz. 2027'ye kadar 2024 enflasyonu 50, 2025 enflasyonu 30'lar civarı, 2026 15'ler civarı enflasyonla bunları görme şansımız yok. Ancak hiçbir şey dezenflasyon süreci başladı dedi. Baz etkisi mi peki? Baz etkisi veya enflasyonla mücadelenin faydalarını görmeye başlayacağız artık. Enflasyonun düştüğü döneme giriyoruz. Dezenflasyon düşen bir enflasyon. Şu an bir enflasyon trendine giriyoruz. Bu baz etkisi olabilir. Kendi aldığı önlemler nedeniyle olabilir. Ama Mehmet Şimşek'in aldığı önlemler 31 Mart'a kadar faiz artırma dışında bir önlem yok. Onun için Mehmet Şimşek'in son bir yıllık görevi süresince enflasyonu düşürecek bir önlem almadı. Temmuz Ağustos'tan itibaren enflasyon düşüşü baz etkisinden olacak. Mehmet Şimşek Çin'de önlem almaya başladı. Nisan Mayıs ayında seçimden sonra bu önlemlerin sonuçlarını biz Eylül ayından itibaren görmeye başlayacağız. Eylül'e kadar sadece baz etkisi nedeniyle enflasyon düşecek. Eylül'den sonra hem baz etkisi hem de Mehmet Şimşek'in aldığı tedbirlerin faydasını görmeye başlayacağız. Yani bir yıl sonra. Bir yıl geç da, 15 ay sonra. Geç kalındığı için bir yıl ya da 15 ay sonra görüyoruz. Tabii geç kalındığı için. Programın başında izah ettiğim gibi ağır hastaya aspirin tedavisi yapıldığı için. Yoğun bakımda tedavi edilmesi gereken hasta bekletildi aspirinle. 9 ay, 10 ay yaşatıldı. Ondan sonra faaliyete geçildi. O zaman Merkez Bankası'nın 138 hedefi tutmayacak dediniz değil mi?
Tutmayacak o %50'ler civarında. %50'ler civar dediniz. Kendisi de tutmayacağını biliyor. 42 bekliyor zaten. Niye peki Merkez Bankası, siz söylüyorsunuz Merkez Bankası'ndaki isimler de uzman. Çok yetkili, çok bilgili evet. Uzmanlar, araştırmacılar var. Niye peki hedefler bir türlü tutmuyor? Çünkü daha önce defalarca güncelleme yapıldı. Şimdi Merkez Bankası piyasaları izliyor, beklentileri var, şudur budur ama yeterince kendi kontrol dışındaki olaylar neden oluyor. Örneğin bütçe politikası, bütçe açıkları, Merkez Bankası bildirilen bir rakam var, bütçede kabul edilen 2.7 trilyon. 2.7 trilyon açık olacak diye enflasyon hesaplıyor. Ama yıl sonunda bütçe 3.5 trilyon açık verdiği takdirde enflasyon rakamı tutmuyor. Ha, kendisinden bağımsız şekilde gelişen olaylar. Tabii. Şimdi şunu soracağım ben size. Finans, hukuk, finans ve sosyoloji. Benim şöyle bir tespitim oluyor genelde sunduğum haberlerden dolayı. Uzun yıllardır haber sunuyorum, yani kaç yıl oldu? 13 yıl oldu. Hep böyle suçların, maalesef kaosun, savaşların yoksul ülkelerde olduğunu gördük. Yoksul ülkelerde hukukun zayıf olduğunu gördük. Mesela Türkiye demokratik özgürlük anlamında da 102. sırada bu arada. O da geçen hafta açıklandı. Gıda enflasyonunda zirvedeyiz neredeyse. Zirvedeyiz. 70'lerle. Sanki bir paralellik var. Demokrasi, hukuk, işte özgürlükler, insanların rahat yaşaması ya da eğitim. Suçların azaldığı, eğitimin gelişmişliği, Finlandiya diyoruz. Finlandiya'da eğitim de iyi, ekonomi de iyi, üretim de iyi aynı zamanda. Ya da Almanya'da mesela ya da Hollanda'da. Bunlar hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Bağımsız değil değil mi? Bağımsız değil. Yani hukuk sistemi ülkede ne kadar iyiyse, eğitim sistemi ne kadar iyiyse bu ekonomiye mutlaka destek, katkı sağlıyor. Ekonomik sistemi iyi olduğu takdirde hukuk sistemine ve eğitim sistemine katkı sağlıyor. Yani parasal olmayan yapısal reformlar da bunun için yapılmalı zaten. Parasal olmayan yapısal reformlar, işte ekonomi, hukuk gibi reformlar bunun için yapılmalı. Ne gibi destek olur mesela? Yabancı yatırımcı ülkemize gelecek. Ülkemize gelirken ilk baktığı şey güven. Tabii. Bu ülkeye güvenmesi lazım. Ben paramı götürüp Türkiye'ye yatırdığımda 3 ay sonra, 13 ay sonra veya 3 yıl sonra geri alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Turist öyle değil mi hocam zaten? Çantası güvende olacak mı? Telefonu güvende olacak tabii mı? Tabii güven. Şimdi bu güveni sağlayamadığınızda ekonomik yapınız etkileniyor. Güvenle bir hukuk aslında. Yani turist geldiğinde buraya çantam çalınsa bile benim çantamı bulacak bu. Ha evet, evet. Evet. Yani hukuk sisteminiz olduğu takdirde güven geliyor, parayı getiriyor yabancı. Ben diyor 13 ay sonra Türkiye'den parayı geri götürebilirim. Bir hukuk sistemi var. Ben Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum diyor. Bunlar birbirini destekleyen, tetikleyen unsurlar. Yani eğitim aynı şekilde. Türkiye'de bir eğitimli kesim var. Eğitimli kesim nedeniyle ben güveniyorum. Veya Türkiye'nin eğitim seviyesi çok yüksek. Bu eğitim seviyesine sahip bir toplumda ben rahatla gezebilirim. Turist olarak Türkiye'ye gidebilirim diyor. Bunları dediği zaman işte hukuk sistemi, eğitim sistemi, ekonomik sistem birbirlerini besleyen, tetikleyen sistemler. Aslında çok basit. Yani ben kalkıp Brezilya'ya ya da Arjantin'e giderken düşünürüm. Ya da Venezuela'ya giderken veyahut Yemen'e giderken. Fakat gözüm kapalı Danimarka'ya, Belçika'ya giderim. Tabii. Kaldı ki cebimde milyonlarca dolar varsa bunu da düşüneceğim. Tabii. Parayı yatırırken de kendiniz gitmeyeceksiniz, paranızı göndereceksiniz. Arjantin'e paranızı gönderir misiniz? Asla. Bir sene sonra alabileceğiniz belli mi? Alamayabilirsiniz. Ya da Venezuela'ya mesela. Alamayabilirsiniz. Ama Norveç'e, İsveç'e paranızı gönderir misiniz? 5 yıl sonra bile alabilirim bu parayı. Ya da İsviçre'ye değil mi? İsviçre'ye. O zaman Türkiye'de oturmayan bazı şeyler var. Dediğiniz gibi böyle bir bina var elimizde. Gerçi biz gerçek anlamda da binaları böyle yapıyoruz ya, dışlarını süslüyoruz. Kolonlar zayıflamış, kirişler zayıflamış. Temelde zemin kötü. Ama bir şekilde binayı süslemeye çalışıyoruz. Evet, üstüne cila yapıyoruz, boya yapıyoruz, binayı şekillendiriyoruz, afyon arım yapıyoruz, pencereleri düzeltiyoruz ama bunlarla uğraşıyoruz biz. Ama bina alttan çürümüş vaziyette. Sonra bir gün geliyor, bina çöküyor. Allah korusun, işte depremlerdeki durumla karşılaşıyoruz. Bilanço daha ağır oluyor. Bilanço daha ağır oluyor, kriz çıkıyor. Hepimizin varlıkları belli ölçülerde eriyor krizde. Böyle bir süreç söz konusu.
Aslında temelden bina yıkılıp yeniden yapılsa, en temelden sağlam bir şekilde inşa edilse, zamanında yapılsa, Küçükçekmece'de çöken bina gibi mesela böyle olmayacaktı. Enflasyonda alınacak tedbirler zamanında alınsaydı, geç kalınmasaydı belki her şey daha farklı olacak. Belki de daha farklı olacaktı. Yani hocam biz bu kadar derdi sıkıntıyı biraz da haybeye mi çektik? Enflasyonla mücadele konusundaki sıkıntıları diyorsunuz. Evet. Ya tabii ki haybeye çektiğimiz boyutu var. Ama bir takım doğru yapılanlar da var. Bu doğru yapılanlar enflasyonu orta ve uzun vadede etkileyecek. Ama yeterince etkilemeyecek. Yani bizim istediğimiz, biz 3 birim etkilesin isterken o 1 birim etkileyecek. O nedenle haybeye yaptığımız yapılanlar var. Ama bir taraftan da doğru yapılan, etkileyecek olanlar söz konusu. Anladım, anladım. Peki şimdi doğrudan yatırımlar, fabrika yatırımları, portföy yatırımları, bunlar ne durumda? Bazı haberlerde artışların olduğu söyleniyor fakat borsadan çıkışların olduğu da söyleniyor. Sanki burada da bir türlü bir düzen sağlanamadı doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları. Şimdi biraz önce kaldığımız güven konusundan hareket edersek, bu yabancı yatırımcı iki şekilde gelir bir ülkeye. Bir, doğrudan sermaye yatırımı olarak gelir. Doğrudan sermaye yatırımı demek şu demektir. Yabancı getirir parayı, ülkede fabrika satın alır. Hı hı. Fabrika kurar. Bu gibi uzun vadeli yatırımlar... İstihdam sağlar, vergi öder. Vergi öder. Ve fabrika satın aldığı takdirde, fabrika kurduğu takdirde ülkemize 6 ay süreli gelmemiştir o. 6 yıl, 16 yıl, 26 yıl, belki 56 yıl süreli ülkemize bulunacaktır. Doğrudan sermaye yatırımları bu açıdan önemlidir. Güven vardır ülkeye. Güven olduğu için gelir. Portföy yatırımı dediğimiz veya diğer adıyla sıcak para veya carry trade dediğimiz para ise ülkeye çok kısa süreli gelir. 2 aylık gelir, 3 aylık gelir, 6 aylık gelir. Gelir, ülkede hazine bonosu alır. Devlet tahvili alır. Mevduat hesabına para yatırır, mevduata yatırır. Veya borsada hisse senedi alır. Bu sıcak para her an gözü ülke ekonomisindedir. Ülke ekonomisinde bir bozulma olduğu takdirde hemen satar hisse senedini, devlet tahvilini, alır dövizini ve gider ülkesine. Gelirken ülke ekonomisine destek verir. İşte biz son 6 aydır gelen bir sıcak parayla karşı karşıyayız. Doğrudan sermaye yatırımlarında hiçbir artış yok. Hatta eksi doğrudan sermaye yatırımları ülkeyi terk ediyorlar. Yerli sermaye yatırımları bile terk ediyorlar çeşitli gruplar. Ama bunlar terk ederken doğrudan sermaye yatırımları sıcak para geliyor. Sıcak para niye geliyor? Amerika'da şu an faizler %3-4-5'lerde. Alıyorsunuz Amerika'dan bir bankasından krediyi. Türkiye'ye getirip dövizi bozdurup hazine bonosu aldığınız takdirde %40 getiri var burada. Borsada yine trend yukarı %40-50'lerde yıllık getiri minimum var. Sonra kurlar artmıyor. 32-33 lira aralığında hapsedilmiş vaziyette kur. Yaklaşık 2 aydır hiç kımıldamıyor. Geliyorsunuz %40 faizli hazine bonosunu alıp aylık %4-5 getiri sağlayıp 3 ay sonra çekip gidiyorsunuz. 3 ay sonra dolarınız %15 artmış oluyor. 1 milyon dolar getirdiğiniz ülkeye. Türkiye'den götürdüğünüz para 1 milyon 150 bin dolar. Bunu Amerika'da bankasından kredi aldıysanız bir miktarını kredi borcu faizi olarak ödüyorsunuz. 10 bin, 20 bin, 30 bin dolarını. 1 milyon dolara 120 bin dolar para kazanmış oluyorsunuz. Bu da sıcak para için cezbediliyor. Fakat gelenler açısından, yabancılar açısından sıcak para cazip. Getiriyor parayı, para kazanıyor da ülke kaynakları gidiyor. Bizim için? Bizim için, bizim kaynaklar gidiyor. Dolar kurunu enflasyon yükselmesin diye sabit tutarsanız, faizi yükseltip yabancıyı davet ederseniz yabancı sıcak para olarak gelir. 2 aylığına gelir, 3 aylığına gelir. Giderken de krizi çıkarır, öyle gider. Biz 94 krizinin, 2000 Kasım krizini, 2001 Şubat krizlerini yaşadık. Bu krizlerde sadece sıcak para yüzünden çıktı demiyorum ama sıcak paranın krize etkisi çok büyüktür. Krizin çıkma nedenlerinden 3 tane, 5 tane neden saysak nedenlerden bir tanesi de sıcak para çıkışıdır. Şunu anladım şimdi anlattığınızdan. 1 milyon dolarla geldi, parasını bozdurdu.
TL ile borsaya girdi ya da tahvil aldı. 2-3 ay bekledi, para kazandı. Diyelim ki o 1 milyon doları 33 milyon TL oldu, 40 milyon TL'ye çıkarttı. 40 milyon TL'ye tekrar dolar bazında dönüştürdüğü zaman getirdiği dolarla götüreceği dolar arasında fark var. Yani Türkiye'deki dolara da eksiltmiş oluyor döviz rezervini. İsterseniz şöyle yapalım. Program kapama süremiz dolmak üzere. 5 dakikamız hocam. Ben bir tane örnek yayınladım. Gazete köşe yazımda. Ha, sevinirim söylerseniz daha iyi anlayalım. Twitter'da yayınladım. Twitter'dan da görebilir izleyicilerimiz benim Twitter hesabımdan. Amerikalı bir yatırımcı. 1 milyon dolar Amerikan Bankası'ndan kredi çekiyor. Hı hı. Faiz yıllık %4. Yıllık faiz %4. 3 aylığına çekiyor bu krediyi. 3 ay sonra geri ödemek üzere. 3 ay sonra 1 milyon dolar krediye yıllık %4 faizden 40 bin dolar yapıyor. 40 bin doların 4'te 1, 3 ay olduğu için. 4'te 1'i? 10 bin dolar. Yani Amerikan Bankası'na 1 milyon 10 bin dolar evet. Ödeyecek. Türkiye'ye geliyor. 1 milyon dolara 32 liradan bozduruyor. 32 milyon TL yapıyor. Hı hı. 32 milyon TL'ye hazine bonosu alıyor %40 faizli. Yıllık %40 faizli hazine bonosu alıyor. Bugün hazine bonosu faizleri %40. İsterseniz mevduat da yapabilir. %45-50. %40'tan hazine bonosu alıyor. Bir yıllık faiz %40 olduğuna göre 3 aylık faizi 4'te 1 olacak %40'ın. %10. 32 milyon TL %10 faiz getirdiği takdirde 35 milyon 200 bin TL yapıyor. 35 milyon 200 bin TL'si var 3 ay sonra yabancının. Dolar kuru değişmediyse 35 milyon 200 bin TL ile ne kadar dolar alır? 32 milyon TL ile 1 milyon 100 bin mi yapıyor? 1 milyon 100 bin dolar alır. 1 milyon 100 bin doları götürüyor Amerika'ya. 1 milyon 10 bin dolarını bankaya ödüyor. 90 bin dolar kârda. 90 bin dolar kârda 3 ayda. 90 bin dolarda 2 milyon 700 bin. Oo. 3 milyon. Benim anladım, bu aynı zamanda döviz de eksiltiyor Türkiye'den. Tabii. Çünkü geldiği zaman getirdi, dövizden daha fazlasını giderken alacak. 1 milyon getirdi, 1 milyon 100 bin götürdü. 100 bin dolar gitti. 100 bin dolar. Ki bu gitti. Sanırım asgari bir tutar. Tabii milyar dolarlar geliyor bu şekilde. Yani onun için ülke ekonomisini ciddi sarsıyor. Carry trade diyoruz buna. Yani taşıma para. Carry trade Türkçesi. Carry trade. Taşıma para veya sıcak para veya portföy yatırımı dediğimiz olay. Bu açık olarak hesap ortada. Vatandaşlarımız da yapabilir bu hesabı net bir şekilde. Böylece ülke kaynakları eve alıyor. Hesap açık hocam da o zaman malum sonuç yani bu maalesef. Enflasyonla mücadele geç yürütülürse faiz artışı zorunlu ve daha sert oluyor. Sert olunca da bizden giden kaynaklar daha fazla. Hem vatandaşı etkiliyor doğrudan hem de dolaylı yoldan zaten ülke ekonomisi etkilenmiş oluyor anlattığınız evet. Bağlamda. Hocam ya daha çok tabii konuşacak şey vardı. Başka programlarda o zaman konuşmaya devam edelim. Epeyce bir değerlendirdik. Siz de yoğunsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sayın seyirciler, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuş şu konuğumuzdu. Hocamızın son verdiği örnek gayet açık. İlkokul 4. sınıftaki bir çocuk da aynı hesabı yapabilir. Toplamayı çıkarmayı biliyorsa, dolar kurunu da biliyorsa ve hocamızın bahsettiği gibi dolar kuru epeyce bir süredir sabit olduğu için 2-3 ay sonra da çok fazla oynamaları olmayacak. Yani yurt dışından bir para geldiği zaman tekrar ülkesine dönerken para katlanarak dönmüş oluyor. Hocamız 1 milyon dolardan örnek verdi fakat bunun 10 milyon ya da 100 milyon dolarlarını düşündüğümüzde maalesef zararımız daha fazla oluyor. Hocamızı uğurluyoruz. Birazdan başka bir konuğum olacak. Meyve sebze fiyatlarını, marketi, pazarı konuşacağız. Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılacak. Ama önce biraz haberlere bakalım.